Takdiri bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, anam düştü eşikten, babam düştü beşikten. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, anam kaptı saçmayı, babam kaptı dolmayı derken, çok uzun zaman önce bir çocuk ırmağın kıyısına gidiyor. Yaşlı bir adamla karşılaşıyor. Adam bir şey yazmakta imiş. Çocuk, ne yazıyorsun, diyor, filanı filana yazıyorum, filanı falana yazıyorum, bir şeyler ediyorum, beni kime yazdın? Seni de uzak bir diyarda, şu şehirde bir külün Ahmet var, onun kızına, diyor, lan külün Ahmet kimmiş, gider o kızı öldürür gelirim, diyor. Hemen ata biniyor, adresi de biliyor ya söylermiş, o filanca şehre gidiyor. Falanca yer, diyorlar gidiyor kapıyı dövüyor. Atıyla gelmiş diyorlar, atını ahıra koy, kendin de aha bu odada dur, diyorlar. Misafirleri varmış, misafirleri yolcu edip geleceklerini söylüyorlar. Gidiyor ki bir inleme sesi geliyor, kızın sesiymiş. Hemen kıza gidiyor, onlar gittikten sonra bıçağı çıkarıp göğsüne vuruyor. Ondan sonra oğlan atına biniyor, gidiyor. Anası babası geliyor, diyorlar ki, aman kızın sesi yok, ne oldu kızıma, öldü mü, ne etti, diyorlar. Geliyorlar, ondan sonra bakıyorlar ki göğsünde bıçak saplı. Hekim getiriyorlar, bunun bıçağını oradan çekiyor, doktor dikiyor. Sonra kız dipdiri oluyor. Neyse bunlar diyor ki, bir daha burada durmayız. Diğerleri öyle böyle bir laf çıkarttı, diyorlar. Bir başka memlekete göç etmişler. O memleket de oğlanın o memleketiymiş. Oradan oğlanın memleketine göçüyor, oğlana komşu oluyorlar. Oraya ev yaptırıyorlar. Oğlan gidip gelip kızı görüyor, gözü düşüyor. Diyor ki, beni götürün de bu kızı bana alın, diyor anasına, oğlum olur mu? Yeni ev yaptılar, birkaç gün duralım da öyle, diyor. Sonra gidiyorlar, dünür oluyorlar, kızı veriyorlar, buna düğün ediyorlar. Bu sefer de düğün ettikten sonra bir hafta kayını oğlanı eve çağırıyorlar, kızı altını verelim, oğlana ne vereceğiz, diyor. Oğlana da bir misafir geldiydi, kızın burasına bıçak saplamıştı ya o bıçağı da oğlana verelim, diyorlar. Bunları eve çağırıyorlar, oğlana onu veriyorlar. Kıza da altını veriyorlar. Evlerine geliyor, kıza diyor ki oğlan, sana bir şey diyeceğim. Çıkartıyor kendi bıçağını, sonra devam ediyor, bunu nereden aldınız? Diyor ki, ben filanca şehirde imişim, hastaymışım, bize bir misafir gelmiş, benim burama saplamış, aha da izi, diyor. Oğlan da, Allah'ım sen beni bağışla, ne dersen o olurmuş, ben bir hata ettim, deyip dua ediyor.